Tamammış. Antalya tatile gittiniz. Burada otelde, kalmış olduğunuz otelde pitbull köpeklerinin saldırısına uğradınız. Doğrudur efendim. Nasıl oldu olayı, anlatabilir misiniz? 5 Eylül'de tatile gittim. Arkadaşımı otelin önünde bekliyordum. Otelin köpekleri olan 2 tane pitbull bir anda üzerime saldırdılar. Ve vücudumun çeşitli yerlerinde zarar verdiler. Peki kim serbest bıraktı köpekleri? Otelin sahibi kafesinden çıkardığı gibi üstüme saldırdılar köpekler efendim. Peki kendinizi nasıl korudunuz peki o sırada? O sırada koruyamadım çünkü saldırdılar her tarafıma. Yüzümü korladım. Yani yüzüme gelmesin diye koluma şey yaptılar. Yani bu bir çocuk da bir kadın da olabilirdi. Yani ölürlerdi yani. Çok zor şey geçirdim, durum geçirdim efendim. Peki olayın ardından nasıl oldu? Hastaneye mi intikal ettiniz? Arkadaşım aşağı indi. Ben hemen arabaya aldı. Hastaneye gittik. Hastanede iğneler vuruldu vücuduma. 100 taneye yakın her bir dikiş yerine iğne vuruldu. Yani çok zordu. Peki kaç dikişiniz var şu anda? Şu anda yaklaşık 40 tane, yani 40 tane yakın dikişim var efendim. Nasıl kurtuldunuz peki köpeklerden? Arkadaşım Gökhan diye bana seslenince bu sefer ona yani döndüler. Ben öyle kurtuldum efendim. Şu anda hala da korkusunu yaşıyor musunuz? Şu anda da halen korkusu var tabii. Psikolojik tedavi görüyorum. Evet. Peki olayla ilgili bir dava açtınız mı? Dava açtım efendim. Dava açtım. Hatta dün de avukatım aradı. Karşı taraf, yani polislerle gittiğimiz halde olay yerine ifadeleri dahi alınmamış yani efendim. Yani olayla ilgili? Evet, olayla ilgili tutanak dahi tutulmamış yani efendim. Ve çoban köpeği olarak da yani bildirmişler. Artık bilmiyorum. Size saldıran köpeklerin çoban köpeği olarak bildirildiğini söylüyorsunuz. Evet, çoban köpeği olarak ifade etmişler efendim. Tabii yani, yine verir mi sadakamız yani, varmış. Alo. İyiyim abi, nasılsınız? İyiyim abi, nasıl olayım ya işte. Yani. Teşekkür ederim. Sağ ol abi benden. Oldu, görüşürüz abi. Hadi sağ ol.